Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gameplay videosundan ziyade güncelleme notları ile karşınızdayım. Bu zamana kadar Dead by Daylight'e gelmiş olan belki de en büyük güncelleme olacak arkadaşlar bu. O nedenle bütün detayları hep birlikte sizlere anlatmak istiyorum. Baştan söylüyorum, sakın perklere bakmak için ileri hemen kaydırmayın çünkü oyun baştan aşağı değişecek, büyük bir güncelleme alıyor arkadaşlar. O nedenle öncesinde bilmeniz gereken bazı şeyler var. İlk önce prestij sistemini inceleyeceğiz. Daha sonrasında yeni gelecek oyun dengelemesi hakkında konuşacağız. Ve daha sonrasında meta perklere ve an meta perklerin değişikliklerine bakacağız arkadaşlar. Ufak da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Oyunun gördüğünüz üzere kaynağı İngilizce. Bu nedenle çevirirken yanlış anladığımız ya da belki de yanlış çevirdiğimiz şeyler olabilir. Dead by Daylight'in kendi sitesi, zaten açıklama kısmına da buranın linkini bakacağım. Karşılaştırmak isteyen olursa, anlamadığınız bir şey olursa bu siteye gelip kendiniz de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince düzgün bir şekilde çevirdik. Mantığını oturtturmaya çalıştık kendi açımızdan. Ufak ufak notlarımı aldım zaten. O konular hakkında detaylı bir şekilde konuşacağımız güzel bir video olsun istiyorum. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizin de bu değişiklikler hakkında ne fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Hep birlikte tartışalım arkadaşlar. İnanılmaz değişiklikler var gerçekten. Evet, ilk sırada şimdi perklerin nasıl artık unlocking olacağını, yani teachable perklerin nasıl öğrenilebilir olacağı hakkında bir değişiklik geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anki prestij sistemi kanlı kıyafet vermek dışında herhangi bir işe yaramıyordu. Bloodweb'de daha iyi şeyler çıkacağı söyleniyordu fakat bunu gözle görülür bir şekilde göremiyorduk. Ve Dead by Daylight'te bu prestij sistemini daha kayda değer bir şeye dönüştürmek için arkadaşlar teachable perkleri bu prestij sistemin içine eklemişler. Örneğin bir Trapper'ın teachable perklerini diğer katilleri açmak istediğinizde o karaktere prestij atmanız gerekiyor. Trapper'a prestij attığınızda arkadaşlar Trapper'ın mevcut öğrenilebilir perklerinin tamamını diğer bütün katillerinize bir level olmak üzere açıyorsunuz. Ve bu açım eskisi gibi değil. Yani açtınız fakat diğer gidip katillerde Bloodweb'inde bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamamen direkt kullanılabilir, hazır bir halde diğer katiller üzerinde bulabiliyorsunuz perkleri. Açıp direkt oynayabiliyorsunuz yani. Fakat dediğim gibi Prestige 1'de bu perklerin bir level'ları açılıyor arkadaşlar. Prestige 2'ye attığınız zaman bütün katillerinizde Trapper'ın perkleri 2 level oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde Prestige 3 attığınızda da son seviyeye ulaşmış oluyorsunuz ve artık bütün Trapper'ın perkleri bütün katillerinizde 3 level olacak şekilde açık halde sizlere sunuluyor. Kısaca artık Bloodweb'de perk arama derdine son arkadaşlar. Bütün perkler otomatik olarak hesabınıza eklenmiş oluyor. Bütün katillerinize rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Tabi şöyle bir detayı da var. Örneğin Trapper'ı Prestige 1 yaptınız ve Hillbilly'de artık hayvani güç perki 1 level şekilde bulunuyor. Siz isterseniz bu perki Trapper üzerinde Prestige atmadan Hillbilly'nin Bloodweb'inde de arttırabilirsiniz. Yani illa o perki 3 seviye yapmak için Trapper'ı Prestige atmanıza gerek yok. Oyun size bunu zorlamıyor. Diyor ki kardeşim ben sana kilidini açtım. Git Hillbilly'nin Bloodweb'inde istersen bu perki kendi başına level attır. Bu imkanı da sizlere sunuyor. Gidip 2 level, 3 level hallerini sadece Hillbilly'de olmak üzere Hillbilly'nin Bloodweb'inde bulabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte prestij sistemini de değiştiriyorlar arkadaşlar. O da şu şekilde oluyor. Bir karakter üzerinde prestij atmak o karakterin perklerini, item'ını, eklentilerini ya da adaklarını hiçbirini artık sıfırlamayacak arkadaşlar. Elinizde ne varsa onları gönül rahatlığıyla biriktirmeye devam edebileceksiniz. Eski prestij sisteminde, yani şu anki güncel oyunda bütün her şeyiniz sıfırlanıyordu bildiğiniz üzere. Artık bu sıfırlama olmayacak. Tamamen neyiniz varsa prestij attıktan sonra o itemlarınızla, o eşyalarınızla, o perklerinizle devam edebileceksiniz. Bu da sizin kastınız puanların gerçekten cebinizde kalmasını sağlıyor. Sıfırladığında her şeyinizi tamamen kaybediyordunuz. Bu gerçekten büyük bir artı. Güzel bir değişiklik olmuş. Ve bununla birlikte de şöyle bir detay daha eklemişler. Prestij'i ilk attıktan sonra normal şartlarda prestij 1 olan karakterinizde tek bir perk alabiliyordunuz ilk level'larda. Bu slotların tamamı prestij katillerde artık açık olacak. Yani prestij 1 attıktan sonra 1 level olan prestij 1 karakterinize bir tane perk takmak zorunda değilsiniz. Sıradaki oyuna hemen 4 perk bir şekilde devam edebilme imkanı sağlayacak sizlere. Bu da gerçekten güzel bir değişiklik. Ve son olarak da prestij'i zorunlu hale getiriyorlar arkadaşlar. Yani siz 50 level'a karakterinizi ulaştırdığınızda 50 level'un üzerine prestij vermeden devam etme imkanını size sunmuyor. Prestij'in sınırını 100 level'a çıkarmışlar. 100 level'a kadar prestij verebiliyorsunuz ve her 50 level'a ulaştığınız zaman ortada sadece prestij simgesi gelecek arkadaşlar. O simgeye basarak otomatik olarak prestij'i atmak zorunda kalıyor sizlere. Daha fazla puan vermenize izin vermeyecekmiş oyun. Bu da zaten itemlarınız veya herhangi bir şeyin sıfırlanmadığı için gayet normal karşılanabilir bir şey. Herhangi bir dezavantajı bizlere sunulmuyor. Ve geçtik yeni ileri seviye prestijlere arkadaşlar. Şimdi ilk 3 prestij zaten anlattım. İlk 3 prestijde katilin teachable perklerini açıyorsunuz. Ve bu prestijleri atarken kanlı kıyafet sizlere vermeyecek arkadaşlar. Artık kanlı kıyafeti 4. 5. ve 6. prestijlerde alacaksınız. Ve bununla birlikte artık 7. 8. ve 9. prestijlerinizde katillerin teachable perklerinin charm hallerini de envanterinize ekleyebileceksiniz. Yani yine aynı şekilde örnek vermek gerekirse Trapper'a 7. prestiji attığınızda hayvan güç avantajının küçük bir charmını sizlere sunacak ve siz de istediğiniz gibi hooklarınıza takabileceksiniz. Favori perklerinizi bu şekilde gösterebilme imkanı sağlayacak sizlere. Gayet güzel. Sıradaki güncelleme Sırlar Mabedi ile alakalı arkadaşlar. Sırlar Mabedi'nden satın aldığınız perkler direkt olarak bütün katillerinize ya da bütün survivor perkize survivorlarınızın envanterine eklenmiş olacak. Hali hazır bir şekilde direkt olarak kullanabileceksiniz. Sizi yine Bloodweb'de arama derdinden kurtarıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey daha var. Daha öncesinden bu teachable'ı aldığınız, öğrendiğiniz bir perk ise bu perkleri yine bütün katillerinizde ya da bütün survivorlarınızda 2 level'a çıkarma imkanı sizlere sağlıyor. Yani örneğin Prestige 1 Trapper'ınız var. Hayvani güç avantajı bütün katillerinizde 1. seviye olarak duruyor. Marketinize hayvani güç geldiğinde eğer bunu satın alırsanız hayvani güç avantajı bütün katilleriniz üzerinde 2 seviye olmuş olacak. Ve şöyle bir şey daha eklemişler. Siz bu perkleri illa Prestige atarak öğrenmiş olmanıza gerek yok. Belki daha öncesinde marketten satın alarak öğrendiğiniz bir perktir. Eğer bu şekilde bir durumla karşılaşırsanız yine aynı şekilde bütün katillerinizde bu perklerin tekrardan level'ını artırmış olacaksınız. Aynı perki satın alarak. Veya bu şu anlamada geliyor olabilir. Marketinize gelen hayvani gücü tekrardan para vererek 2-3 defa arka arkaya satın alma imkanı da bize sağlayacak olabilir. Bu konuda açıkçası birazcık çelişkide kaldım. Hangisinin olacağını net kestiremiyorum ancak geldiğinde öğrenebiliriz. Sizce hangisi daha iyi olur mutlaka yorumlara yazın. Bu konuyla alakalı da eski oyuncular için şöyle bir şey söylenmiş arkadaşlar. Bu konuda eski oyuncuların endişelenmesine gerek yok. Katillerini ya da survivorlarını sadece teachable'larını alabilmek için 50 level'da bırakmış, prestige atmamış oyuncularımız da olabilir denmiş arkadaşlar. Bu durumda sakın korkmasınlar. Onların perklerini hala da kullanabilme imkanlarını sağlamaya devam edebilecekler. Onlardan perklerini geri almayacaklarmış. Şimdi sırada yeni eşleştirme sistemi ile alakalı değişiklikler var. Biliyorsunuz ki günün bazı saatlerinde katil oyuncuları için oyunu hızlı buluyor. Bazı saatlerinde ise survivor oyuncuları için oyunu zor buluyor. Özellikle biz Türkiye'de yaşayanlar için durum şöyle. Öğle saatlerinde rahat rahat katil maçlarımızı aratabiliyoruz. Survivor maçlarımızı da aratabiliyoruz. Fakat akşam saatlerine geldiğimiz zaman Survivor konusunda oyun bulmakta bayağı bekliyoruz. Katil oyunları hemen hızlı bir şekilde buluyor. Fakat Survivor'da inatla oyuna giremiyoruz ve uzun uzun lobilerde bekliyoruz. Bu durumu bir nebze daha önlemek amacıyla şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer ki bulunduğumuz bölgede oyun bekleme süresi Survivor tarafında fazla, katil tarafında az ise, yani oyun katil oyuncusu bulmakta zorluk çekiyorsa, o saatlerde sizlere eğer katil oynarsanız şu kadar daha fazla puan kazanacaksınız şeklinde tekliflerle gelecek. Bunun ile lobide katil sekmesinin ya da survivor sekmesinin üzerinde rahat bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Fakat bu durum herkes için aynı değil tabii ki de, dediğim gibi. Örneğin bana burada katil oyunu oynamam için ekstra puan verirken başka bir yerde yaşayan başka bir uzaktaki arkadaşım için survivor oyununa girmenin ona puan kazandıracağını teklifini sunabilir. Bu tamamen yaşadığımız bölgeyle, yaşadığımız coğrafyayla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin aynı şeyle karşılaşacağını, fakat farklı ülkelerde, farklı saatlerde farklı oyuncular olabileceği için onlara farklı tekliflerle gelebileceğini burada söz ediyor. Ama bu yine de ne olursa olsun bize daha fazla puan kazandıracağından gayet güzel bir değişiklik ve lobi sürelerini de ekstradan kısaltabilir. Gayet iyi olmuş. Ve artık geldik oyun üzerindeki o muhteşem değişikliklere arkadaşlar. Gerçekten bunca zaman dilimde tüy bitti. Artık ağlamaktan gözlerimden sular bitti. Gerçekten Survivor'ların güçlü olduğunu defalarca sizlere söyledim. Defalarca anlatmaya çalıştım. Ve Dead by Daylight sonunda bu durumun artık farkına varmış ve katillere yönelik gerçekten güzel bir güncelleme geliyor. Çünkü hepimizin müzdarip olduğu belli başlı konular var. Gerçekten oyunda ben ilk adamı bulduğum zaman daha Survivor'ların jeneratörü hızlı bir şekilde bitirmesi, ben daha ilk hukumu aldığımda 3 tane jeneratörün tak 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 bitmesini artık daha fazla kaldıramıyordum. Gerçekten çok sinir bozucu bir durumdu. Bunu katil oyuncuları biliyor. Survivor oyuncuları her ne kadar bizi anlamasa da katil oyuncuları benim gözümden ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlıyorlar. O nedenle bununla alakalı gerçekten mükemmel değişiklikler gelmiş. Hepsini şimdi sırayla okumaya başlayalım. Öncelikle artık jeneratörler 80 saniyede değil 90 saniyede açılacak arkadaşlar. Bu 10 saniyelik farkı küçümsemeyin. Çünkü gerçekten birazdan anlatacağım perklerle, birazdan vereceğim yüzdelik oranlarla birlikte bu sürenin etkisini gerçekten daha fazla rahat bir şekilde kullanabilmemizi sağlayacak. Ne dediğimi birazdan daha rahat anlayacaksınız. Ve bununla birlikte şöyle bir yeni mekanik daha ekleniyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki bir jeneratörü vurmak tamamen bize bir zaman kaybı gibi geliyordu. Çünkü ben o jeneratöre gidiyorum, vuruyorum. Survivor benim oraya gittiğimi gördüğü zaman hemen uzaklaşmaya başlıyor. Gidiyorum o jeneratöre vuruyorum. O jeneratöre vurduktan olduktan sonra daha gerilemesine fırsat vermeden oradan gitmek zorunda olduğum için, başka jeneratöre gitmek gerektiği için daha erimesine fırsat bile vermeden hemen uzaklaşan Survivor geri geliyordu. Jeneratörü tutuyordu. Artık jeneratörlere vurmak gerçekten bizim için güzel olacak. Neden mi? Çünkü artık jeneratörlere vurduğumuz zaman otomatik olarak %2,5 gerileyecek arkadaşlar. Küçümsenecek bir rakam değil. Gerçekten güzel bir değişiklik. Özellikle bazı jeneratörlerde bizi kitleyen Survivor'ların bu denli bize karşı oyun yapması her seferinde bizim o jeneratörü %2,5 arka arkaya vurabilmemizi sağlayacak. Ve bizi bir jeneratör üzerinde kitleyemeyecek. Belli bir süre sonra o jeneratör artık tamamen erimiş olacak. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Gayet güzel bir değişiklik olmuş. Ve geldik güncellemenin en sevdiğim yerlerinden biri olan katiller üzerindeki büyük güncelleme arkadaşlar. Katillere güzel bir buff geliyor, merak etmeyin. Öncelikle artık paletler ve duvarlar %10 daha hızlı kırılıyor arkadaşlar. Brutal Stance yani hayvani güç avantajı bunu bizim %20 yapmamızı sağlıyordu. Ve bu %20 olmasına rağmen çoğu katilimde artık kullanmaya başlamıştım arkadaşlar. Bunun default olarak yarısının bile bize verilmesi gerçekten sevindirici bir haber. Çok güzel bir güncelleme olacak. %10 bize verdi arkadaşlar yani kısaca. Ve bununla birlikte arkadaşlar rakamsal olarak değinecek olursak 2,6 saniye yerine 2,34 saniyede artık kapıları ve paletleri kırabiliyor olacağız. İkinci güzel buff yine aynı şekilde jeneratör üzerinde arkadaşlar. Jeneratörleri vururken yine aynı şekilde %10 daha hızlı jeneratörleri tekmeleyeceğiz arkadaşlar. Bu da 2 saniyede tekmelediğimiz jeneratörün 1,8 saniyede tekmelenmesine sebep olacak. Yine hayvani gücün yarısını cebimizde taşıyormuşuz gibi olacak. Bitti mi sanıyorsunuz? Bitmedi. Bununla birlikte artık katillerin basic hit vuruşlarındaki bekleme süresi %10 azaltıldı arkadaşlar. Yanlış duymadınız. %10 artık basic hitlerde daha az bekleyeceğiz. Bu en güzeli en sona perki için uygulanacak olursa 2 stack bir sayıda 5 ile oyuna başlıyormuşuz ve bunu asla kaybetmeyecekmişiz gibi düşünebilirsiniz. 2 stack sayıda 5 cebimizde oyuna o şekilde başlıyoruz. Bir de üzerine sayıda 5 aldığımızda 10 yüklü bir sayıda 5'im olmuş gibi olacak ve gerçekten bunu denemek için sabırsızlanıyorum. 10 stackli toplamda bir sayıda 5 ile oynamak gerçekten çok rahat hissettirecektir. Gerçekten bu konuda içim kıpır kıpır Deathslinger oynamak istiyorum bir an önce. Survivor'larda aynı şekilde bir nerf gelmiş arkadaşlar bununla birlikte. Yine bunlar oyun dengelemesi olarak. Survivor'ların hasar aldıktan sonra kazandığı hızın süresi %10 azaltıldı arkadaşlar. Full canlı bir Survivor'a vuruyordunuz ve o Survivor belli bir hareket hızı kazanıyordu. Bu hareket hızını 2 saniye boyunca kazanıyordu. Artık 1,8 saniye boyunca kazanacak. %10 bu hareket hızı kazanmasının süresini %10 azaltmışlar arkadaşlar. Ve bu konudaki son değişikliğimiz de arkadaşlar katillerin Bloodlust kazanması üzerinde bir değişiklik yani kan hırsı. Fakat bu çok da önemli bir değişiklik değil açıkçası. Oyunun bu kadar zaten çok fazla Bloodlust kazanmaya ihtiyacı duyduğunuz durumlar oluşturmuyor. Önceden 15 saniyede ilk Bloodlust'ı kazanıyordunuz. Yine aynı şekilde 15 saniyede kazanacaksınız. Fakat sıradaki Bloodlust'larınız çok daha erken gelecek. Önceden 15, 30, 45 saniyelerde Bloodlust 1, 2, 3 oluyordunuz. Artık 15, 25, 35'te 3. seviyeye ulaşacaksınız. Yani öncekinde Bloodlust 2'ye ulaştığınız sürede artık Bloodlust 3 olacaksınız. Arada sadece 5 saniyelik bir fark var. O da zaten çok önemli değil. Ve geçtik Survivor'ların en çok ağladığı konulardan bir tanesi Camp ve Tünel. Katillere büyük bir nerf gelmiş ve Survivor'lara Default Barrow eklenmiş arkadaşlar. Default Barrow mu ne dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Default olarak artık bütün Survivor'larda Barrow olacak. Bir Survivor'ı kurtardığınız zaman Borrowed Time'ınız olmasa bile o Survivor'a 5 saniye boyunca vuramayacaksınız arkadaşlar. Vursanız bile Borrowed Time efektine girecek, mende düşecek ve aynı şekilde bu Survivor 5 saniye boyunca %7 daha hızlı koşacak. Yani campleyen katillerin bu konuda gerçekten çok daha düzgün bir şekilde davranması lazım. Çok daha dikkatli oynamaları lazım. Aynı şekilde Survivor'ların da bu konuda daha temkinli olmaları gerektiği durumlar ortaya çıkacak. Birazdan onlara da geleceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kazandığı Borrowed Time efektini eğer bir jeneratör tamir etmeye çalışırsa o sırada veya kendini heal'lamaya, bir takım arkadaşını heal'lamaya, bir totem temizlemeye veya dönüştürmeye, sabotajlamaya, başka bir takım arkadaşına anuk yapmaya ya da kapı açmaya çalışırsa bu durumu tamamen kaybedecek arkadaşlar. Bunu söylemelerinin sebebinde yine kafama takılan iki şey var. Ulan zaten 5 saniye veriyorlar bize bu özelliği Survivor'lara. 5 saniye içerisinde adam ne jeneratörüne oturacak ne kendini heal'layacak, zaten bunları yapmayacak. Acaba burada söylediği şeyler normal Borrowed Time'ı biraz anlattığımda anlayacaksınız. Onu da mı engelleyecek? Normal Borrowed Time'ı da mı engellemeye başlayacak? Onu gerçekten bilmiyorum. Birazdan okuduğumuz an hep birlikte tartışırız, kararını veririz. Şu anlık bunu bir kenara kaldırıyorum. Tekrardan bu konuyu ele alacağız. Ve artık geçtik meta perklerin değişikliklerine arkadaşlar. Meta perkler gerçekten hani belli başlı bazı perkler vardı ve bu perkler dışında herhangi bir şeyi kimse kullanmak istemiyordu. Hatta bazı perkleri ben yayınlarımda alıyorum. Ulan bu perk neydi? Acaba ne oluyor? ne yapıyor bu pack dediğinizi de çok duyuyordum. Gerçekten belli başlı bir küçük bir havuzun içerisine döndüğümüz için meta packlerin değiştirilip yerine yeni meta packlerin çıkarılması ve bunların hepsinin birbirini dengede görmemiz gayet güzel olacak arkadaşlar. Hemen değişikliklerimize başlayalım. İlk değişikliğimiz arkadaşlar Barbecue & Chilli'de artık Barbecue bizlere puan kazandırmıyor arkadaşlar. Tamamen bu durumdan arındırılmış. Hiçbir şekilde bize puan kazandırılmıyor. Fakat şunu eklemişler arkadaşlar. Demişler ki biz bunu sizden alıyoruz. Okey, bunu birazdan Viargona'da alacaklar. Survivor tarafında da puan kazanılacak perklerden bir tanesi Viargona'ydı ya. O Viargona'da da bu Blood Points kazanma efektini alıyorlar. Fakat bunun karşılığında şunu söylemişler. Siz zaten artık %75 daha hızlı grind yapıyorsunuz. Yani hesabınızı %20-75 daha hızlı fullliyorsunuz. O nedenle bu Barbecue'den aldığımız puanı çok kafanıza takmayın. Oyununuzu normal oynamaya devam edin. Zaten daha çok artırsınız, merak etmeyin gibi bir not düşmüşler. Gerçekten de öyle zaten. Yani anlayacağınız Barbecue artık sadece aura gösteriyor. Blood Points vermiyor arkadaşlar. Geçtik ikinci büyük perkimize. Hex Ruin arkadaşlar. Yani yıkım. Artık Ruin'imiz jeneratörleri %200 geriletmek yerine %100 geriletecek arkadaşlar. Birinci ve ikinci seviyelerine çok takılmıyorum. Hepsi üçüncü seviyesini tartışacağım sizlerle. Artık %200 geriletmiyor ve %100 geriletmeye başlıyor. Bununla birlikte tek darbe bu değil. Artık bir Survivor'ı öldürdüğünüz zaman Ruin'iniz otomatik sönüyor arkadaşlar. Yani Ruin'i Survivor'ın artık kırmasına gerek kalmıyor. 3 kişi kaldıklarında Ruin'iniz tamamen sönüyor arkadaşlar. Bu disconnect atıldığı durumlarda yine aynı şekilde çalışacak mı? Onu merak ediyorum. Kafama takılan şeylerden sadece bir tanesi o. Muhtemelen o şekilde çalışacaktır. Ben bir katil main olarak bu değişikliğe razıyım. Okey, hiç sıkıntı yok. Bir diğer değişikliğimiz Pop Goes üzerinde arkadaşlar. Pop Goes'un gerçekten içinden geçmişler. Artık çok kullanılabilir yanını görmüyorum ama yine de belki alınabilecek güzel perklerden bir tanesi de olabilir. Bilmiyorum, oyun içerisinde test etmek lazım. Artık Pop Goes arkadaşlar bir hook'a Survivor astıktan sonra yine aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Fakat jeneratörü %25 direkt olarak silmiyor. Bunun yerine jeneratörün yüzde kaçı yapılmışsa o yüzdelik oranının %20'sini hasar veriyorsunuz. Yani örneğin %50'lik bir jeneratöre vurursanız o %50'lik jeneratörün %20'sini gerileteceksiniz. Yani %10'unu. Bu da sizin oyun içerisinde her gördüğünüz jeneratöre Pop Goes atmamanız gerektiğini, sadece yüzdelik dilimi yüksek olan hızlı jeneratörlere Pop Goes'unuzu harcamanız gerektiğini taktiksel olarak kullanmak zorunda bırakıyor sizlere. Ve bunun yanında diyor ki zaten biz size zaten %2,5'luk, az önce anlattığım gibi %2,5'luk default olarak vermiştik. Bu %2,5'luğun üzerine eklenecek bu oran. O şekilde düşündüğünüz zaman matematik hesabını artık kendi kafanızda yapın. Nerflenmiş fakat yine de kullanılabilitesi var. Sırada Corrupt'umuz var arkadaşlar. Corrupt'ta da şöyle bir değişiklik gelmiş. Normal bildiğimiz Corrupt çalışıyor. Fakat eğer Corrupt sırasında bir Survivor yere düşürürseniz Corrupt tamamen kapanıyor arkadaşlar. Bitti gitti, artık Corrupt'unuz yok. Bir Survivor'a Corrupt'lu varken yere düşürdüğünüz anda Corrupt devre dışı kalıyor. Ve Survivor'lar bütün jeneratörleri rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Zaten bizim de Corrupt alırken istediğimiz buydu. Aslında çok kötü bir değişiklik değil. Tamam, öncesi daha iyiydi. Daha çok bize imkan sağlıyordu. Nerf mü? Nerf, evet, ama zaten yine bize istediğimizi veriyor. O yüzden çok kafaya takmalık bir durum yok. Survivor'ları zaten bir sayede o sırada toplamış olacağız. Çok dert edilecek bir şey değil. Kafanız takılmasın. Gayet güzel bir değişiklik. Bir katil main olarak beğendim adil bir şekilde. Ve geldik Tinker'a arkadaşlar. Tinker'da biliyorsunuz ki %70'in üzerine çıkan jeneratörlere size bildirim veriyor ve size undetectable yapıyordu. Yine aynı etki korumaya devam ediyor. Fakat artık sadece her jeneratör üzerinde bir defa çalışıyor. Yani şu anki güncel meta için örnek vereceğim. Şu anda bir jeneratörün Tinker yandığını gördüğünüz anda hemen o jeneratörün üzerine gidiyordunuz. Pop Goes'unuz varsa Pop Goes'unuzu atıp onu %70'lik eşiğin altına çekiyordunuz. Daha sonrasında Survivor'lar bir daha o jeneratörü yaptığında %70'lik eşiği geçtiklerinde o jeneratör üzerinde bir daha Tinker yanıyordu ve siz tekrardan o jeneratöre gidip baskı kurmaya devam edebiliyordunuz. Artık katillerin bunu yapmasını istemiyorlar. Her jeneratör için sadece bir defa çalışacak. Yani oyunda 7 tane jeneratör olduğu için bir maç içerisinde Tinker'ı en fazla 7 defa çalıştırabilecekler. Ve bununla alakalı şöyle de bir not düşmüşler. Diyorlar ki biz zaten jeneratörlerin yapılma süresini 80 saniyeden 90 saniyeye çektik. O nedenle sizin bu jeneratörlere yetişmek için daha fazla vaktiniz olacak. Çünkü yine %70'te çalışıyor. Fakat %70 bu sefer 80 saniye %70'i değil de 90 saniyenin %70'e. Yani şu anki metada %70'e ulaşmış bir jeneratörü Tinker yandığı zaman gittiğimizde eğer o jeneratördeki Survivor'da Product Self varsa yetişemiyorduk. O zaman bize yetmiyordu. Çok hızlı açtıkları için yetişemiyorduk. Fakat artık 90 saniyenin %70'inde haberimiz olacağı için belki de Product Self ile yapılıyor olsa bile o jeneratöre yetişme imkanımız var. Yani yetişmek için çok daha fazla süremiz var. Yani bu değişiklikte yine kabul edilebilir, güzel, dengeli bir değişiklik olmuş. Katil main olarak yine bunu da beğendim. Gayet iyi. Ve geldik Noe'de. Survivor'ların tamamen nefret ettiği en büyük perklerden bir tanesi. Gerçekten büyük bir darbe yemiş. Bu harbiden darbe yemiş. Bunun öylesi böylesi yok yani. Gerçekten darbe yemiş. Artık Noet yine aynı şekilde tek atıyor. Oyunun sonunda etkinleşiyor. Okey, onda bir değişiklik yok. Fakat Noet oyunun sonunda etkinleştiğinde ilk 30 saniye boyunca Survivor'ların 4 metre etrafındayken orası görünebilir halde olacak. Bu da Survivor'ların 10-17 bulabilmesine imkan sağlayacak. Ve bu 30 saniye geçtikten sonra ise arkadaşlar Survivor'ların 24 metre etrafında görülebilir olacak. Yani Survivor'ların 10-17 bulmamak için herhangi bir şansları yok. Rahat bir şekilde bulabilecekler, kıracaklar, daha sonrasında hook takasına gelecekler. Ama üzülmeyin, birazdan Survivor'ların meta perklerine gelen değişikliklerden sonra bu kabul edilebilir bir değişiklik olacak. O nedenle gayet güzel, dengeli. Ve geldik Surge'uka. Surge'ukta değişen tek şey, artık Surge'uk Survivor'ları patlattığı zaman jeneratörlerini, Survivor'ların bağırmamasını sağlayacak. Bunu Deadman Switch ile komboluyorduk. Surge'uk ve Deadman Switch yapıyorduk. Survivor'lar bağırdığı için o jeneratörden anlık bir kalktıklarından dolayı Deadman Switch'in o jeneratörü kapatıp yapılamamasını sağlıyordu. Fakat artık bağırtmadığı için o Survivor'ların hem nerede olduğunu bilemeyeceğiz, o jeneratörü yaptıklarını bilemeyeceğiz öncelikle, hem de Deadman Switch'i de çalıştıramayacağız. Açıkçası benim düşündüğüm tek şey Deadman Switch'in çalışamaması oldu. Çünkü çok güzel bir komboları vardı birlikte. Ve geldik Survivor'ların meta perklerine arkadaşlar. İlk darbeyi Dead Hard diyor. Ben bir önceki videoda şöyle bir tahminde bulunmuştum. Demiştim ki okey, bu Dead Hard ileri doğru atılsın, sıkıntı yok ama bari biz bu Survivor'lara vurabilelim ya demiştim. Benim dediğimin tam aksine bir durum oluşturmuşlar fakat yine azıcık ucundan benim dediğime de gelmiş. Survivor'ların Dead Hard kullanırken artık Dead Hard sırasında ileri doğru atılma özelliğini ellerinden almışlar arkadaşlar. Yani Survivor'lar Dead Hard kullandıkları zaman ileri hiçbir şekilde atılamayacaklar. Bunun karşılığında Dead Hard artık ne yapıyor? Bir saniye boyunca size dokunulamaz yapıyor arkadaşlar. Dokunulamazdan kastım da Borrowed Time efekti bildiğimiz. Yani o timingi çok iyi tutturmaları gerekecek. Eğer o timingi tuttururlarsa eski Dead Hard'tan çok daha güçlü olacak. Çünkü biz o Survivor'a vurduğumuz zaman Borrowed Time efektine gidip bize inanılmaz mesafe açacaklar. Ve önceki Dead Hard'tan aldıkları boost yerine çok daha fazla mesafe açmış olacaklar bizlere. Fakat bu bazı durumlarda kırılıyor. Örneğin bu durumu değerlendireceğimiz bir nokta paletteki durumlar. Bir Survivor palet etrafında ya da bir Jungle Gym'in içerisine dönüyor biliyorsunuz ki. Onlara Mind Game yedirdiğimiz pozisyonda hemen Dead Hard'larına davranıp ileri doğru atılıp paleti kafamıza deviriyordu arkadaşlar. Bu palet durumlarında yine herhangi bir değişiklik olmayacak. O Survivor yine o palet spotunda hata yaptığı sırada Dead Hard'ına basacak ve biz Mind Game'i başarmamıza rağmen ona vurduğumuz zaman belki de paleti bile atmadan alacağı burst ile birlikte o spottan hemen hızlı bir şekilde uzaklaşacak. Yani palet durumlarında hala çok güçlü bir şekilde kullanılabilir bir perk. Ya da ikinci bir senaryo, Survivor palete doğru koşuyor ve palete yetişemediğini, hasar yiyeceğini anladığında yine Dead Hard'ına basacak. Biz bu Dead Hard'ı herhangi bir şekilde animasyon olarak göreceğimizi düşünmüyorum. O nedenle vurmak zorunda kalacağız ve Survivor paleti devirmeden yine hızlı bir şekilde oradan uzaklaşabiliyor olacak. Ki Dead Hard'da, yani şu anki Dead Hard'da en azından Dead Hard'ını harcayıp üstüne bir de paleti de almamızı sağlıyordu. Fakat şimdi sadece Dead Hard'ını harcayacak, aynı zamanda o palet de orada durmaya devam edecek. Bu da Dead Hard'ın güzel avantajı olan bir pozisyona sokuyor. Fakat dezavantajına gelecek olursak, benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi sırf Dead Hard'ı kullandığı için Yüzük Blight oynadığım zaman Survivor'a koşuyorum, vuracağım, Dead Hard'ına bastığı için o Survivor'a vuramıyorum, oyun da beni vurdu olarak kabul ediyor. Ve yüzük kullandığımdan dolayı Blight'ın yükleri yenilenmiyor arkadaşlar. Fakat artık Dead Hard'a bastığında ona vurabileceğimden dolayı vurduğumda yüzük sayesinde steklerim yenilenecek ve ona tekrardan hızlı bir şekilde gidebilmemi sağlayacak. Bu da Dead Hard'ın eskisine göre daha dezavantajlı olduğunun bir durumu. Veya bir Deathslinger oynarken bunu çok yaşıyorum. Survivor yine aynı şekilde palete yetişebilmek için Dead Hard'ın harcıyor ve benim mermimi tamamen dodge'luyor. Şimdiki durumda ileri doğru atılamayacağından dolayı, ben ona vurabileceğimden dolayı zinciri tutturacağım. Kendime doğru çekerken zaten o bir saniye çoktan geçmiş olacak ve Dead Hard'la benim Slinger'ımı counterlamayı başaramayacak. Bu da yine bizim işimize gelen güzel durumlardan bir tanesi. Örnek vermeye devam edeceğim çünkü gerçekten bu konu üzerinde inanılmaz büyük beyin fırtınası yaptık. Ve çoğu durumda katilin avantaja çıktığını sizlere göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde Nurse oynuyorsunuz. Survivor'a Nurse olarak blinkinizi attınız. Ve Survivor yine Dead Hard kullanarak, ileri doğru atılarak sürekli sizin tekrardan blink atmanıza, üçüncü bir hasarı vurmanızı zorluyordu sizlere. Zaten burada da yazmışlar. Survivor'lar bu durumu üçüncü bir can olarak kullanıyor demişler. Survivor'ların bunu bu tarz şekilde üçüncü can olarak kullanmasını istemiyoruz. Yani biz Nurse'de gittiğimiz an o Survivor'a vurduğumuzda stun süresini daha az bekleyeceğimizden dolayı Dead Hard o kadar Nurse'un canını artık acıtmayacak en azından. Gidip yine üçüncü defa vurmamız gerekecek ya da çok iyi bir timingle Dead Hard'ını kullanması gerekecek Survivor'ın. Veya yine aynı şekilde sırf Dead Hard'ını kullanamasın diye bekleyeceğiz, hiç vurmayacağız ve o Survivor ayağımızın dibinde kalacak. Kendimize geldiğimiz zaman yine Nurse'u atılıp o Survivor'a hasarımızı verebileceğiz. Nurse'e karşı artık güçsüz bir perk olacak. Yani eskisine göre. Ve son olarak yine Save Best aldığım durumları göz önüne aldım. Normal şartlarda Save Best'im varken Barrow bile olsa adamı ben vuruyorum. Çünkü Save Best sayesinde elimi hızlıca sileceğimden dolayı o Survivor'ın bana mesafe açmasına izin vermiyorum. Aynı zamanda Save Best'i de alıyorum. Yine Dead Hard, Save Best kullandığım katillerde, M1 katillerde bu denli işime yarayacak arkadaşlar. Çünkü Save Best stacklerim varken boşa sallamak yerine Barrow olan bir Survivor'a dahi vurmak çok daha iyi. Bu da aynı şekilde Dead Hard'da bu şekilde çalışacak ve hem bana Save Best diye kazandıracak hem de o Survivor'a daha rahat yetişebilmemi sağlayacak eski Dead Hard'ın aksine. O nedenle güzel bir nerf gelmiş, hak ettiğini sonunda bulmuş, oyunu kıran herkesin kullandığı perklerden bir tanesiydi. Artık farklı tercihlere yönelen Survivor'ları rahatlıkla görebileceğiz. Farklı oyun stillerine karşı farklı oyunlar sergileyeceğiz. Dead Hard hakkındaki düşüncelerim bu. Mutlaka yorumlara kendi düşüncelerinizi yazın, tartışalım yorumlarda hep birlikte. Sıradaki değişikliğimiz Decisive Strike arkadaşlar. Decisive'i de şu şekilde değiştirmişler. Artık Decisive 5 saniye stun atmayacak katile. Bunun yerine 3 saniye atacak. Yani yarı yarıya stun atma oranını neredeyse kesmişler. Gayet güzel, çünkü sırf bana vakit kaybettirmek için dolaba girip Decisive'ini atıp daha sonrasında 5 saniye stunlayıp benden inanılmaz mesafe uzaklaşan Survivor'ları hepimiz biliyoruz. Bunu Survivor'ken ben de yapıyorum, Survivor'ken siz de yapıyorsunuz. Bu konuda hemfikiriz zaten. Artık bunu çok fazla yapamayacağız. Bize atacağı mesafe 3 saniye düşeceğinden dolayı o Survivor'ı belki de daha rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Ve bununla birlikte tek darbe bu değil. Artık kapılar açıldıktan sonra, yani kapılara elektrik gittikten sonra diyeyim, son jeneratör bittikten sonra arkadaşlar Decisive tamamen deaktif oluyor. Yani 5 jeneratörü bitirdiğiniz durumda Decisive'iniz varsa o zamana kadar saklamışsanız bile kullanamayacaksınız arkadaşlar. Hook'tan alındığınız gibi Decisive kullanamayacaksınız ve oyunun sonunda Decisive sizin kapıdan çıkmanızı sağlamayacak. Bu çünkü gerçekten çok iğrenç bir şeydi. Kapının dibine bir Survivor'ı asıyordum. O Survivor'ı alıyorlar ve o Survivor dümdüz gözü kapalı kapıya koşuyor arkadaşlar. Gözü kapalı koşuyor çünkü yere düşse bile 60 saniye o Decisive'in süresi olacağından dolayı kapıdan sürüne sürüne çıkıyordu. Ve benim onu kapıda düşürmeme rağmen, onu tekrardan o fight'ı kazanmama rağmen Decisive olduğundan dolayı kapıdan çıkabilmesini sağlıyordu. Artık bunu yapamayacaklar. O escape ve Decisive sayesinde alamayacaklar. Tek bir perk onun escape almasını sağlamayacak. Gayet güzel bir dengeleme. Ama tabii yine bununla birlikte şunu en başta söylediklerimi hatırlatmak istiyorum. Default olarak Barrow var arkadaşlar. O yüzden o Survivor'ın kapının dibine çok asarsanız o alacağı default Barrow'la birlikte yine kapıdan çıkabilir. O 5 saniye güzel bir şekilde beklememiz lazım. Ve yine şunu düşünüyorum arkadaşlar. İyi Survivor'larla kötü Survivor'lar arasındaki farkı açacaktır bu durum. Neden böyle söyledim? Çünkü aptal bir Survivor bile sırf Decisive olduğu için dümdüz kapıya takım arkadaşların onu korumasına ihtiyacı olmadan çıkabiliyordu. Yani kötü bir takım olmasına rağmen takımındaki oyuncular onu korumayı başaramamasına rağmen sırf bu perk sayesinde kapıdan çıkabiliyordu. Artık iyi bir takıma ihtiyacı var o Survivor'ın kapıdan çıkabilmesi için. Takım arkadaşların onu güzel koruması, güzel koordine olmaları, güzel bir hook takası alabilmelerini sağlıyor. Bu da aynı şekilde çıkarmak istemeyen katillerin o durumda güzel oynamasını sağlayacak arkadaşlar. Bu da iyi oyuncu ile kötü oyuncu arasındaki farkı açacağından dolayı gayet güzel bir değişiklik. Zaten bu tarz değişikliklerin hepsi hemen hemen bu şekilde iyi oyuncu ile kötü oyuncu arasındaki farkı açan değişiklikler. O nedenle bu Decisive değişikliğine de gayet sıcak bakıyorum. Gayet gerekli ve yerinde bir güncelleme olmuş. Ve geldik Borrowed Time'a arkadaşlar. Başta dediğim gibi artık Survivor'ların 5 saniye boyunca default Barrow'u var zaten. Peki Barrow alırsak şu anda ne olacak? O Barrow'un süresinin o başta bize verdiği basic 5 saniyenin üzerine 10 saniye daha Borrowed Time eklemiş olacağız arkadaşlar. Ve yine o başta kazandıkları default olarak 5 saniyelik %7'lik hareket hızının üzerine 10 saniye daha eklemiş olacağız. Yani toplamda 15 saniye o Survivor %7 hareket hızlı koşacak ve 15 saniye boyunca vurulamaz olacak. Fakat yine de başta da belirttiğim gibi arkadaşlar bu Borrowed Time efekti sırasında eğer bu Survivor göze batan değişiklikler olarak dillendirilen jeneratöre dokunma ya da totem kırma, heal attırma gibi değişikliklerin hepsinde deaktif olacak. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve geldik Iron Will'e. Spirit'e buff geliyor diye direkt sizlere söyleyebilirim. Çünkü artık Iron Will sesleri %100 kısmayacak arkadaşlar. artık %75'siz kısılacak. Bu da Split'in artık biraz daha Iron Will karşısında oynanabilir hale getirecek. İyi kulaklı olan, iyi duyabilen Split mainler için müjdeli haber arkadaşlar. %75'e çekmişler bunu. Artık %100 tamamen sessiz olmuyorlar. Ufak da olsa %25'lik onları duyabiliyor olacağız. Gayet güzel bir değişiklik, sonunda hak ettiğini bu da buldu. Ve geçtik Selfcare'a. Selfcare'ı inanılmaz kötü nerflemişler. Öyle böyle değil, Selfcare'ı resmen oyundan silmişler arkadaşlar. Biliyordunuz ki Selfcare sizin kendi başınıza herhangi bir takım arkadaşınıza ihtiyacınız olmadan %50'lik bir hızda heallanabilmenizi sağlıyordu. Bu heal hızını %35'e çekmişler arkadaşlar. Ve bununla birlikte eğer medkitiniz varsa o medkitin %50 daha verimli kullanılmasını sağlıyordu ya. Artık onu %35 bile değil, tamamen ortadan kaldırmışlar. Herhangi bir medkit'e etkisi yok arkadaşlar. %35 yavaş yavaş kendi kendini heal'lamak dışında herhangi bir etkisi yok. Tamamen çöpe atılmalık, iğrenç bir perk haline getirmişler. İnanılmaz bir nerf yemiş. Ve geçtik oradan da Spine Chill arkadaşlar. Spine Chill artık duvar arkası katil sizi gördüğü durumlarda çalışmayacak arkadaşlar. Katilin sizi tamamen direkt olarak gördüğü, herhangi bir arada duvarın ya da bir nesnenin olmadığı durumlarda yanacak, size o şekilde bilgilendirme verecek. Ve bununla birlikte Spine Chill'in verdiği volt hızı avantajını da kaldırıyorlar. Bu da gerçekten inanılmaz nerf yiyen perklerden bir tanesi olmuş. Peki diyeceksiniz ki ulan o zaman kaldırdınız bunu, volt hızını da aldınız, lan ne yapacağız bir perkle diyeceksiniz. Şöyle bir avantajı var arkadaşlar artık Spine Chill'in. Örneğin bir Ghostface kenardan size çaktırmadan ya da bir Myers 0 terör ediyorsa çaktırmadan kenardan sizi stalkluyor. Bu gibi durumlarda arada bir nesne olmadığı için Spine Chill tarafından uyarılıp Ghostface'in ya da Myers'in ya da bir umacının geldiği hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Fakat hastane gibi maplerde Ghostface'in daha size yaklaşmadan Ghostface'in sizin yanınıza geldiğinden haberdar olamamanızı sağlayacak. Bu da gerçekten güzel, dengeli bir güncelleme olmuş. Hak ettiğini bulmuş olan perklerden bir tanesi. Ve geçiyoruz artık meta olmayan perklerin belki de meta'ya girmesini sağlayacak değişikliklere. En güzel değişikliği gerçekten Overcharge yapmışlar. İlk olarak ondan başlamak istiyorum. Overcharge şu anki etkileriyle birlikte aynı zamanda jeneratöre vurduğunuzda biliyorsunuz ki %100 o jeneratör gerilemeye başlıyor ya. Bu jeneratör gerilemesinin 30 saniye boyunca %400'e kadar çıkmasını sağlıyor. Yani her saniye %10, %10, %10 kazanarak, yani %110, %120, %130, %140 olacak şekilde 30 saniyenin sonunda da %400'e ulaşacak şekilde artarak devam etmesini sağlıyor. Bu da yine size başta verdiğim örneklerden bir tanesi gibi durumlarda. Örneğin oyunun sonunda sizi Survivor'lar bir jeneratörü yaparak sürekli olarak bir oradan bir oraya çekiyorlar. Siz hangisine giderseniz oradaki Survivor uzaklaşıyor. Siz soldaki jeneratöre giderseniz oradaki Survivor bu sefer uzaklaşıyor. Sizin o durumlarda hem basic olarak aldığınız %2,5'la birlikte hem de bu tarz Overcharge ya da Pop Goes gibi kullanacağınız perklerle birlikte inanılmaz güzel çalışacak. Çünkü o jeneratörü ne kadar tutmazlarsa gide gide katlana o jeneratörü eritmeye başlayacaksınız. Bu da inanılmaz güzel olacak. Overcharge gerçekten meta'ya girecek perklerden bir tanesi olmuş. Mutlaka geldiğinde kullanacağım. Geçtik Eruption'a. Eruption'ı ben zaten severek kullanıyordum. Açıkçası benim herhangi bir bu perkle alakalı şikayetim yoktu. Bunun üzerine bir de buff aldığını görünce inanılmaz mutlu oldum. Şu anki Eruption normal şekilde çalışmaya devam ettiğinde %6'lık bir gerileme yapıyordu arkadaşlar patlayarak. Bu yine aynı şekilde çalışıyor fakat artık %10'luk bir geriletme sağlayacak jeneratörler üzerinde. Ve Survivor'ların 25 saniye boyunca herhangi bir şey yapamamasını sağlayacak. Gerçekten hem bir jeneratörü %10 patlatacağız hem de o jeneratörü yapan Survivor'ların 25 saniye boyunca tamamen oyundan kopmalarını sağlayacağız. Gerçekten güzel perklerden bir tanesi olmuş. Mutlaka bunu zaten kullanıyordum. Kullanmaya daha da fazla devam edeceğim. Güzel olmuş. Geçtik Knockout'a. Knockout biliyorsunuz ki bir Survivor'ı basic ataklarınızı yere düşürdüğünüz zaman 15 saniye boyunca o Survivor'ın yerde %50 daha yavaş sürünmesini sağlıyordu. Ve aynı zamanda takım arkadaşları falan onları göremiyordu. Bu etkiler hala var. Bunun üzerine 15 saniye boyunca bir de bu Survivor'ın recover hızını %25 daha yavaş yapmasına sebep oluyor. Bu da o Survivor'ın yerden kalkmasını daha güçlü bir hale getiriyor. Küçük bir buff ama gözle görülebilir bir fayda da sağlayabileceğini söyleyebilirim. Hastane gibi maplerde zaten kullanıyorduk. Orada da gerçekten gücümüze güç katacak. Güzel olmuş, okey. Ve geçtik Klosofobia, yani palyaço korkusuna arkadaşlar. Palyaço korkusu normal efektlerinin yanı sıra artık şöyle bir şey de sağlayacak. Survivor'ın skill checklerinin dönüş hızını %50 daha hızlı hale getirecek. Bu skill checkler kısmını da tamamen bütün skill checkler olarak yazdığı için anladığım kadarıyla bu jeneratörleri de etki edecek. Sadece heal üzerinde olmayacak. Ve bu da doktora yaptığımız o 72 metre Terroridius gibi build'lerde inanılmaz güzel çalışacaktır. Gayet kullanışlı bir perk olabilir bazı build'lerde, o yüzden beğendim. Geçelim Dark Devotion'a. Dark Devotion normal şartlarda Obsess'e sol klik attığınız sırada arkadaşlar, yani basic atak vurduğunuzda Terroridius'unuzun o Survivor'ın, o Obsess Survivor'ın üzerine aktarmanızı ve sizi de undetectable yapıyordu. Bu durumu şöyle değiştirmişler daha kullanışlı bir hale gelmesi için. Artık Obsess Survivor nasıl yaralanıyorsa yaralansın fark etmez, Terroridius'unu kendi üzerine alacak ve size undetectable yapacak. Yani örneğin bir Trapper oynuyorsunuz, köşede bir yerde bir Trap'inizi bıraktınız. Gitti Obsessed Survivor o Trap'e bastı. Artık Terroridius o Obsessed Survivor'ın üzerinde. Siz orada olmasanız bile, map'in farklı bir köşesinde olsanız bile size bu undetectable etkisini verecek ve Terroridius'u kendi üzerine alacak. O nedenle güzel. Plague gibi katillerde hatta gayet güzel kullanabilir. Kendi kendine hastalandığı durumlarda size ansızın bir undetectable yapması map üzerinde güzel bir etki yaratabilir arkadaşlar. Kullanışlı bir perk haline gelmiş. Sıradaki değişikliğimiz Jolt. Jolt'ta değişen herhangi bir şey yok. Sadece üzerindeki cooldown'ı kaldırmışlar. Yani her Survivor'ı yere düşürdüğünüzde Jolt'la etrafınızdaki jenlerin hepsini patlatabiliyorsunuz. Gayet güzel bir değişiklik. Geçtik Lethal Pusher'a. Artık şöyle bir etkisi daha var Lethal Pusher'ın. Oyunun başında okey Survivor görevimizi sağlayacak. Fakat bunun yanında bütün oyun içerisinde ağır okumayla alakalı perklerimizin 2 saniye daha fazla sürmesini sağlayacak. Örneğin bir barbekü 4 saniye bize survivor'ları gösteriyor ya, o 6 saniye olacak. Artık barbekü bize 6 saniye gösterecek eğer Lethal Pusher'ımız varsa. Ve yine aynı şekilde şunu düşünüyorum. Lethal Pusher 9 saniye gösteriyor ya, bu ekstra 2 saniye kendisi üzerinde de etki edecek ve oyunun başında 11 saniye Survivor'ları görebilmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu etki kendi üzerinde de çalışıyordur bence. O nedenle güzel bir değişiklik olmuş. En azından kullanılabilitesi var. Özellikle Hunters'da ben çok kullanacağımı düşünüyorum. Ve geçtik diğer ceza kancamıza arkadaşlar. Bu yaralayan ceza kancası Gift of Pain. Hook'a astığımız Survivor'ın, hook'a asılan bir Survivor'ın heal'landıktan sonra tekrar yaralanana kadar bütün eylemleri %9 daha yavaş yapmasını sağlıyordu. Artık bu etkiyi %16 olarak hissedecek Survivor. %16 gerçekten küçümsenemeyecek güzel bir rakam. %9'dan 16'ya neredeyse 2 katına çıkması bu perki de kullanışlı bir hale getirecektir. O nedenle güzel bir perk. Ve geçiyoruz Thanatobia'ya. Thanatobia'da çok fazla bir değişiklik yok. %4 her Survivor'ın başında Gentor yapımını yavaşlatıyordu. Artık %5.5 yapacak arkadaşlar. Yani totalde %20'den %22'ye çıkmış. Zaten çok ammeta bir perk değildi. O nedenle küçük bir buff alması okey bizim için, gayet iyi. Ve geldik Monster Shrine'a arkadaşlar. Bu perki direkt olarak Surge yapmışlar. Surge yapmalarının sebebini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Surge yapmışlar. Fakat bu Surge sadece base'de arkadaşlar. Hala bu perkimiz base'de çalışmaya devam ediyor. Ve eğer bir Survivor base'e asarsanız o base'deki Survivor %20 daha hızlı ölecek arkadaşlar. Fakat şöyle de bir dengeleme getirmişler camp atılmaması için. Bu etki sadece o hookların 24 metre uzağındaysak biz çalışacak arkadaşlar. Bu da gayet güzel dengeli bir değişiklik olmuş. Fakat dediğim gibi bu perki Surge yapmışlar arkadaşlar. Buradaki asıl altı çizilmesi gereken nokta bu. Bunu Surge yapmışlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü diğer Surge hook'lar da base'da Survivor'ı astığımız zaman çalışacak arkadaşlar. Yani ben gideceğim base'e bir Survivor'ı astığımda %15 jeneratörleri patlatan ceza kancam da çalışacak. Çünkü hepsi birbiri üzerinde stekleniyor. Onu da sakın göz ardı etmeyin. O nedenle güzel, kullanışlı olabilecek bir perk haline gelmiş. Gerçekten kullanabilirim belki de ben de bunu. Geçiyoruz artık Survivor'ların unmeta perklerine. İlk olarak Calm Spirit arkadaşlar. Calm Spirit biliyorsunuz ki kuşları uçurmamanızı, yaralandığınızda bağırmamanızı vesaire sağlıyordu. Artık bu etkilerle birlikte Survivor'ların chest açma, totemi kırma ya da totemi dönüştürme gibi eylemlerinin tamamen sessiz yapmasını sağlıyor. Fakat bunun karşılığında da şöyle bir cezası var. Bu eylemlerin hepsini %30 daha yavaş yapacak arkadaşlar. Sessiz ama daha yavaş. Artık nasıl kullanılır bilemiyorum. Yani güzel bir değişiklik mi, oyuna sokmaya mı çalışmışlar, oyundan iyice düşürmeye mi çalışmışlar, ben biraz arada kaldım. Bilmiyorum sizlerin düşüncesi nasıl olur. Bu şekilde bir değişiklik gelmiş. Sabotöre şu şekilde bir değişiklik gelmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde hookları kırmanızı vesaire sağlıyor. Fakat bunun yanında artık sabotöre sahipseniz ceza kancalarını sarı bir şekilde göreceksiniz. Normalde bütün kancaları beyaz bir şekilde görüyordunuz ya. Ceza kancalarını da ayrı olarak sarı bir şekilde görebilmenizi sağlayacak. O nedenle gidip hangi hook'u kırmanız gerektiğini daha iyi tespit edebileceksiniz. Geçiyoruz Botani'ye. En sevdiğim güncellemelerden biri olmuş. Ben zaten Botani'yi çok kullanırım. %33 heal speed'i gerçekten benim çok hoşuma gider. Aynı zamanda medkitimin de %33 daha verimli olması çok hoşuma giderdi. Ve bunu gitmişler arkadaşlar %50'ye çıkarmışlar. %50 daha hızlı heal atacağım. %50 daha az medkitim harcanacak. Bu da gerçekten onun meta üzerinde tekrardan meta'ya sokmaya yarayacak. Benim çok beğendiğim güzel bir değişiklik olmuş. Ve geldik Off the Record'a. İşte işlerin patladığı kısım bu arkadaşlar. Bu perki öyle bir hale getirmişler ki artık yeni Decisive sanırım bu olacak. Ne mi gelmiş? Hemen söylüyorum. Hook'tan kurtulduğunuzda siz ki eğer bu perke sahipseniz Hook'tan kurtulduğunuzda 80 saniye boyunca Borrowed Time efekti alıyorsunuz arkadaşlar. 80 saniye. 80 saniye gerçekten inanılmaz fazla bir süre. Yani o katilin sizi tekrardan yakalaması için bir daha debelenmesi, bir daha vurması gerekecek. O nedenle artık Decisive'i bırakırlar muhtemelen bir kenara. Off the Record alırlar. Oyunun sonunda o dediğim mantıkta Off the Record sayesinde çünkü çıkabilirsiniz. Katilin herhangi bir 5 ya da 15 saniye beklemesi gibi durumla karşılaşmazsanız 80 saniyede artık kapıdan bir zahmet çıkın zaten oyunun sonunda. O nedenle inanılmaz güçlü bir etkisi olmuş. Fakat bizim bu perki okuduğumuzda kafamızı karıştıran bir konu var. Ben şimdi zaten bunları anlatırken şöyle sağ altta o videoyu döndürüyorum. Editte koyacağım oraları göreceksiniz. Normal şartlarda şu an arkadaşlar sağ altta da gördüğünüz üzere Medal of Man sayesinde Borrowed Time efektinizin üzerine bir de Medal of Man alarak arkadaşlar ikinci bir hasarı da tanklayabiliyorsunuz. Şimdi burada Gain Endurance Status diyor. Yani Endurance statüsü kazanırsınız. Ekstradan bir tane daha mı demek istiyor acaba burada? Benim kafama bu takıldı açıkçası. Eğer bir Survivor gelir beni Borrowed Time'e alırsa Medal of Man'de olduğu gibi katilin 2 defa mı bana vurması gerekecek? Yoksa ikisinin süresi birleşip 80 saniye Endurance yerine 95 saniyelik bir Endurance'a mı tabi tutulacağım? Veya beni alan Survivor'ın herhangi bir şekilde Borrowed Time'ı olmasın. Oyunun bana verdiği 5 saniyelik default'un üzerine eğer katil o 5 saniye içerisinde bana vurursa Off the Record sayesinde tekrardan bir daha mı hasar almam gerekecek? Benim kafama gerçekten bu sorular çok takıldı. Bunu uzunca bir şekilde Discord üzerinde arkadaşlarla tartıştık ve cevabını bulamadık. Acaba nasıl kazanılacak? Çünkü burada gain diyor. Biraz yukarı tekrardan çıktığımızda Borrowed Time'a geldiğimizde bunu duration süresini uzatmak olarak yazmışlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bonus duration by 10 seconds falan yazıyor. Ama burada gain olarak yazdıkları için ben arkadaşlara şunu dedim. Muhtemelen bu burada ikinci bir bize endurance efekti sağlayacak. Yani Medal of Man'de çalıştığı gibi 2 tane endurance efekti üzerimde olacak ve katilin bana 2 defa arka arkaya vurmasını sağlayacak. Bu illa Borrowed Time'da çalışmak zorunda değil. Dediğim gibi o 5 saniyelik artık oyundaki yeni default Borrow'un üzerine ikinci defa hasar yememi sağlayabilir. Böyle bir etkisi olabilir. Geldiğinde eğer böyleyse İnanılmaz güçlü bir perk olacak. 95 saniye çıkarırlarsa da okey, it's fine. Yine Decisive yerine kullanabilecek güzel bir perk olacağını düşünüyorum. Sizin yorumlarınız ne? Sol altta videoyu zaten izlediniz. Onun gibi mi olacak sizce? Yoksa 95 saniye mi çıkacak? Mutlaka yorumlara yazın, tartışalım arkadaşlar. Çünkü güzel bir değişiklik. Tabi bu kadar OP'liğin aksine arkadaşlar eğer bu Survivor göze batan değişiklikler olarak nitelendirdikleri jenerator yapma, healer'a totem kırma vesaire durumları sergilerse bu statüden mahrum kalacak. Direkt daha aktif olacak. Bunun da bilgisini verelim. Ve geçtik Lucky Break'e arkadaşlar. Lucky Break biliyorsunuz ki şu anda hasar aldıktan sonra 90 saniye boyunca sizin yere kan izi bırakmamanızı ve çiziklerinizi bırakmamanızı sağlıyordu arkadaşlar. Bu 90 saniye bittikten sonra perk tamamen çöpe gidiyordu. Herhangi bir şekilde tekrardan sekleyemiyordunuz. Şimdi bu perke tekrardan oyun içerisinde bir daha kullanabilmenizi sağlayacak bir eklenti getirmişler. O da şöyle. Survivor takım arkadaşlarınızı, kendinizi değil, takım arkadaşlarınızı her heal'ladığınız bir saniye boyunca perkiniz bir saniye dolmaya başlayacak. Tabii benim yine bunu duyduğum zaman aklıma şöyle bir şeytanlık geldi. Ben Lucky Break'e sahipsen gidip bir takım arkadaşımı heal'lamak yerine sürekli skill çeki kaçıra o süreyi uzatabilir miyim acaba? Lucky Break'imi sırf steklemek için takım arkadaşımı işkence edebilir miyim? Kafama bu takıldı. Yine geldiğinde deneyeceğiz ama size de söylemeden geçmek istemedim. Ve geçtik farmasiye arkadaşlar. Farmasi biliyorsunuz ki bir sandığı açtığınız zaman içinden ilk açtığınız sandıkta yeşil medkit çıkmasını sağlıyordu sizlere. Bunu sadece oyunun tek seferde ilk açtığınız sandıkta kullanabiliyordunuz. Artık şöyle bir olay var arkadaşlar. Yaralı olarak gittiğiniz açtığınız her sandıktan garanti yeşil medkit çıkaracaksınız arkadaşlar. Yani oyun içerisinde bir defa kullanımı değil, her yaralı olduğunuz, her sandık açtığınız durumda yeşil medkiti garanti bir şekilde çıkartıp tek yükünüzde gayet güzel bir şekilde revlenebileceksiniz. Güzel, kullanışlı bir perk haline getirmişler. Ama ben durur muyum? Yine bu konu hakkında güzel bir teori ortaya attım. Ve dedim ki eğer sandıktan fener çıkarma perkiyle bunu alırsam ve yaralı bir şekilde gidip sandığı ararsam içinden bu sefer ne çıkacak? Çünkü bana vaat edilen bir perkte garanti fener çıkması, bir perkte de garantim yeşil medkit. Ama yine kendi kendimi bu teoride çürütecek olursam da o fener çıkartma perki Ramuç olarak geçiyor. Yani chest arama olarak geçmiyor. Muhtemelen öyle bir durumda fener çıkacaktır ama yine de aklımda böyle bir soru vardı. Sizle de paylaşmak istedim. Geçtik Sole Survivor'a. Bu perkimiz arkadaşlar yine aynı şekilde auraları gizleme vesaire çalışacak. Bununla birlikte artık oyunun sonuna kalan Survivor'da Sole Survivor perki varsa jeneratörleri %75 daha hızlı yapacak arkadaşlar. %75. Sonuna kalan Survivor %75 daha hızlı jeneratörleri yapacak ve bu da onun hiç aramanın aksine jeneratöre oturma gibi bir olanağı da sağlayacak. Ve yine bu sona kalmış Survivor'ın aleyhine oluşturacak durumları da var. Şimdi demeyin zaten oyunun sonuna kalmışım. Hani ben neden bir jeneratörü %75 daha hızlı yapmak isteyebilirim ki gibi kafanızda sorular oluşabilir. Ama şöyle bir senaryo var. Örneğin oyunda son jeneratör kaldı arkadaşlar. Bir jeneratör var. Ve sizin takım arkadaşlarınızın hepsi öldü, tek kaldınız. Şimdi yapabileceğiniz iki seçenek var. Ya kapıya gideceksiniz, kapının birinde bekleyeceksiniz, katil hiçi kapatacak, kapıyı açacaksınız. Ya da ikinci bir seçenek, jeneratörü tamamlayıp katilin hem kapıları hem de hatch'i kontrol etmesini sağlayacaksınız. Çünkü katil zaten iki kapıyı zor kontrol ediyor. Bir de hatch gibi bir varyasyonla uğraşmak onu gerçekten oyunu kaybettirip Survivor olarak sizin çıkmanızı sağlayabilir. Yani eğer jeneratörünüz hızlıysa %75 ekstra edindiğiniz hızla birlikte jeneratörü bitirip katili bu şekilde üçlü bir denklem içerisine sokabilirsiniz. Ve bununla da kalmayıp arkadaşlar eğer Sole Survivor perkine sahipseniz ve yine oyunun sonuna kalan son Survivor sizseniz, takım arkadaşlarının üçü de öldüyse kapıları %50 daha hızlı açıyorsunuz arkadaşlar. Katilin gerçekten uzak bir kapıysa yetişmesinin imkanı yok, garanti kaçarsınız. O nedenle oyunun sonu için gayet mükemmel değişiklikler almış, kullanılabilir perkler arasına da girmiş. Ve geldik Distortion'a. Distortion token başına arkadaşlar sizin katilin herhangi bir aura perkleriyle görmesini engellemenizi sağlıyor. Oyunun başında size 3 token veriyordu. 3 token de sizin her aura görebilme yetisine sahip katilin perkine karşılık 3 koruma hakkı sizlere sağlıyordu. Ve bu 3 koruma hakkı bittiği zaman perkleri dışı kalıyordu. Tekrardan stackleyemiyordunuz. Artık bunun stacklenebilme imkanı sağlamış sizlere. 30 saniye boyunca katilin terördüğüsü içerisinde eğer saklanırsanız bir token kazanıyorsunuz. Bu tokenler maksimum yine 3 müdür, 4 müdür, 5 müdür bilemiyorum çünkü yazmamışlar. Ama bu şekilde tekrardan kazanılabilir. Oyun içerisinde sürekli kullanılabilecek perkler arasında soktuğu için gayet güzel bir kullanılabilir perk haline getirmişler. Beğendim. Geçtik Lightweight'e. Lightweight sizlerin arkadaşlar yere bıraktığınız çizikleri 3 saniye daha erken kaybolmasını sağlıyordu. Temelen burada o yüzden yanlış yazmışlar diye düşünüyorum. Çünkü ilk seviyesinde 5 saniye erken kaybolur, son seviyesinde 3 saniye erken kaybolur yazmışlar. Muhtemelen burası 3-4-5 olacaktır diye düşünerekten size öyle açıklama yapıyorum. Artık 3 saniye değil yani 5 saniye daha erken çiziklerimiz yerden kaybolacak ve bunun aksine çiziklerimiz artık çok daha fazla etrafa dağılacak. Yani katilin bizim ne tarafa koştuğumuzu anlamasını daha da olanaksız hale getirecek. Üstüne bir de 5 saniye erken kesileceği için gerçekten iz kaybettirmede güzel perkler haline gelebilir. Kullanılabilitesi var. Deneyip görmek lazım. Ve geçtik Dejavu'ya arkadaşlar. Dejavu biliyorsunuz ki size oyunun başında ve her jeneratör tamamlandığında size en yakın 3 jeneratörü 60 saniye boyunca görebilmemizi sağlıyordu. Bununla birlikte reveal'lanan jeneratörler üzerinde %5'lik bir repair speed bonus eklemişler arkadaşlar. Bu perke daha kullanışlı hale gelmesi için. Fakat şurada yine iki ayrıma giriyoruz. Denemeden bilemeyeceğimiz ayrımlar bunlar. Birincisi bu %5'lik repair speed'i sadece ben mi alıyorum? Yoksa reveal'lanan bütün jeneratörler üzerinde bu jeneratörleri kim yaparsa yapsın %5'lik repair speed'i takım arkadaşlarıma da dağıtabiliyor muyum? Bu iki farklı seçenek arasından bakalım hangisi gerçekleşecek? Siz hangisi olmasını istersiniz? Yine bu konu hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Ve geçtik No Left Behind'a. Yine oyunun en kullanışsız perklerinden bir tanesiydi. Çok da bir şey değiştiğini açıkçası düşünmüyorum. Oyunun sonunda jeneratörler bittikten sonra takım arkadaşınızı hook'tan aldığınızda o takım arkadaşınızın ekstradan bir %7 daha hareket hızı kazanmasını sağlıyor arkadaşlar. Zaten default olarak yine bahsettiğim gibi %7'lik bir hareket hızı var. Bununla birlikte o takım arkadaşınız %14'lük bir hareket hızına sahip olacak. Oyunun sonunda yine kaçması için o arkadaşınıza güzel bir hareket hızı vermiş olacaksınız. Geçtik Dark Sense'e. Dark Sense açıkçası çok beğendim. Güzel olmuş. Özellikle yeni oyuncular için gayet güzel perklerden bir tanesi. Hatta iyi oyuncular bile kullanabilir. Nasıl olmuş hemen anlatalım. Normal şartlarda her jeneratör bittikten sonra katilin aurasını belli bir süre görebiliyordunuz. Artık her jeneratör bittikten sonra perkimiz aktifleşiyor. Ve bu perkimiz aktifken eğer katil o Survivor'ın 24 metre yakınına yaklaşırsa o katili 10 saniye boyunca görebilmesini sağlıyor. 10 saniye görüyor, sonrasında tekrardan deaktif konuma düşüyor. Yani bir jeneratörü bitiriyorsunuz. Katil sizin o 24 metre yakınıza yaklaşıyor. Perk aktifleşiyor. 10 saniye perki görüyorsunuz. Daha sonrasında başka bir jeneratör daha bitiyor. Eğer katil sizin yakınıza değilse hemen bu durum aktifleşmiyor. Katilin size gelmesini bekliyor. Katil sizin yanınıza tekrardan geliyor. Yine 24 metre etrafınıza girdiğinde 10 saniye boyunca o katili görebilmenize, sürekli doğru zamanlarda kullanabilmenize olanak sağlıyor. Yani bu da katilin başka birini kovalarken kendi kendine aktifleşip öylesine saçma sapan bir slot kaplamasının aksine doğru zamanlarda aktifleşerek güzel bir konuma sokuyor. Beğendim açıkçası. Sırada Tenacity var. Tenacity yine aynı etkilerinin üzerine. Bir de yerdeyken %75 daha az ses çıkarmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu da yine yerde sürünürken çok daha sessiz, katilin sizi bulmasını zorlaştıracak durumlar ortaya çıkarıyor. Aynı etkilerin üzerine bir de bunu eklemişler. Okey, güzel olmuş. Hop artık sadece oyunun sonunda 2 dakika boyunca çalışmayacak. Tamamen oyunun sonunda sınırsız bir şekilde çalışacak. Üzerindeki o süre sınırlamasını kaldırmışlar. Sınırsız bir şekilde oyunun sonunda %7'lik bir hareket hızına sahip olabileceksiniz. Ve geçtik Overzealous'a, yeni gelen perklerden bir tanesiyle zaten. Biliyorsunuz ki bir totemi kırdığınız zaman tekrar yaralanana kadar %8 daha hızlı jeneratörü yapmanızı sağlıyordu. Bununla birlikte eğer artık kırdığınız totem bir hex totemi ise bu durumu 2'ye katlıyor arkadaşlar. Yani %16'lık bir jeneratör yapım hızı sizlere sağlıyor. Gayet güzel, %16 küçümsenemeyecek bir rakam gerçekten. Kullanışlı bir perk haline gelebilir. Ve değişikliklerimizin sonuncu perki ise We Are Gonna Live Forever. Aynı Barbecue'de olduğu gibi arkadaşlar bu perkin üzerinden de ekstra puan kazanma olayını kaldırmışlar arkadaşlar. Ve yine aynı notu düşmüşler ve demişler ki siz zaten artık grindınızı %75 daha hızlı yapıyorsunuz bu tarz perklerin. Sizde ekstra puan kazandırmasına ihtiyacınız yok. Bu perkleri sırf puanları için almanızı istemiyoruz diyorlar. Ve bununla birlikte kullanışlı halde kalabilmesi için de şöyle bir değişikliğe gidilmiş. Survivor'ları yine aynı şekilde yerden hızlı bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bu durum cebimizde. Bunun aksine ikinci bir özellik daha eklemişler perkin üzerine. Eğer bir koruma darbesi alırsanız bu ikinci özellik aktifleşiyor arkadaşlar. Bu ikinci özellik aktifken yerden bir takım arkadaşınızı kaldırırsanız kaldırdığınız takım arkadaşı 10 saniye boyunca endurance efektine, yani borrowed time efektine sahip oluyor. Bu da katilin yerden kalktığı zaman o survivor'ın hemen tekrardan düşürülmemesini sağlayacak. Ve bununla birlikte kaldırdığınız zaman perkiniz tekrardan ikinci özelliği de aktif olacak. Ve tekrardan aktif hale getirmek için tekrardan bir koruma darbesi almanız veya hook'tan bir survivor takım arkadaşınızı güvenli bir şekilde kurtarmanız gerekecek. Ve bu şekilde bütün perklerin, bütün değişikliklerin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu perklerin herhangi bir şekilde Türkçe çevirisine sahip olmadığımız, oyunun İngilizce olarak yayınlandığı için çevirilerde ufak tefek hatalar yapmışsak kusura bakmayın. Eğer zaten bu tarz bir hata yapmışsak yorumlarda yine sabitlerim. Doğrularını sizlere tekrardan ulaştırırım arkadaşlar. Sizin bütün bu değişiklikler hakkındaki düşünceleriniz neler? Mutlaka yorumlara yazın. Neyi çok beğendiniz? Özellikle Dead Hard'ın bu değişimi sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Gerçekten meta perklerinden biri de asıl gözde alınması gereken konulardan bir tanesi bu. Onun dışında katillere yapılan bu güzel bufflar sizce oyunu nasıl etkileyecek? Mutlaka yorumlarınızı yazın. Hep birlikte tartışalım. Uzun ve güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerikler çekmemi istiyorsanız da mutlaka yorumlara yazıp videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.